Şimdi bundan 100 yıl evvel, 200 yıl evvel şu bulunduğumuz alanlarda tekkeler vardı, zaviyeler var, medreseler var. Bu sur içi hem ilim hem irfan merkeziydi. Yani Nakşi tekkeleri, Mevlevi tekkeleri, geceleri buradan Kur'an sesleri hiç eksik olmuyor. Efendim zikir sesleri, hem cehri zikirler yapılıyor, hem hafi zikirler yapılıyor. Aman ya Rabbi. Melekleri kıskandıran adamların yaşadığı yerlerdi burası. Fatih Camii'nin etrafında, kendi içinde medresesi, ilim talebeleri, dersi ağamları vesaire de vesaire. Kimler vaaz ediyordu? Kimler konuşuyordu? Efendi Hazretlerini arıyoruz şimdi. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Ya ağzından bir kelime duysak da dinlesek diyoruz ya. Bir 10 dakika konuşsa bize ya. Bir 5 dakika konuşsa diyoruz. Ama cemaat-i müslümin 20 yıl evvel, 30 yıl evvel şuralarda vaaz ederken naz edenler vardı. Ya sohbete gidelim mi gitmeyelim mi? Gelelim mi gelmeyelim mi? Edelim mi etmeyelim mi? Bak şimdi arıyor onlar. Önümüzden geçip gidiyor. Ne güzel görüyorduk efendiyi. Kaddesallahu sirrahu. Ama şimdi bir an görmek için kapısında bekliyoruz da yok. Hazreti Ebubekir Efendimiz radıyallahu anh buyurmuş ki fırsatlar da bulutlar gibidir. Çabucak gelip geçerler. O günün insanlarına fırsattı o. Bulut gibi böyle geldi geçti. Allah bize de o fırsatı veriyor. Şu anda burada olmamız bir fırsat ve bir nimet. Niye geldiniz? Nasihat dinlemek için. Niye geldiniz? Ayet hadis dinlemek için. Bu ne kadar büyük nimet olduğunu biliyor musunuz? Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah Teala böyle buyuruyor. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Şimdi hep anlatır hoca efendiler. Göz bir nimet, kulak bir nimet. Efendim, yani yemek nimet, içmek nimet, affedersiniz, helaya gitmek bir nimet. Onu hep gidemeyene soracaksın. Bu memleketin en zengin adamlarından birisi. Son anlarında bırakın parasını yemeyi, patates püresi yiyerek gitti. Doktorlar dedi ki buna başka yemek vermeyeceksiniz. Patates püresinden başka bir yemek yok bu adama.